Arkadaşlar merhabalar, videoya hoş geldiniz. Bu videoda algoritma ve akış diyagramı konularını ele alacağız. Hemen algoritma nedir diye başlayacak olursak. Arkadaşlar algoritma herhangi bir problemin çözümü için izlenecek yol veya tasarlanacak yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma ve karmaşıklığa izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir. Arkadaşlar burada değinmemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesi alternatif yorum dediği şey, yani yoruma kesinlikle yer yoktur. Kesin ve net ifadeler kullanılır. Daha iyi anlayabilmek için bir örnekle hemen bu işi çözeceğiz. Verilen iki sayının toplamının bulunması algoritması. Arkadaşlar, günlük hayatta algoritma dediğimiz zaman karşımıza ilk çıkacak sorulardan bir tanesi bu. Şimdi nasıl tasarlarız bir algoritmayı? Algoritma nasıl tasarlanır ve nasıl yazılır? Adım 1 veya birinci adım bu şekilde gösterilir. Başla ile her zaman başla ile başlar arkadaşlar. İkinci adımımız ne olur? Değişkenimiz, yani değişkenimiz ne? Birinci sayımız. Birinci sayıyı gir deriz şurada. Üçüncü adımda ikinci sayıyı gir. Yani ikinci değişkenimizi gireriz. Dördüncü adımda iki sayıyı topla deriz ve beşinci adımda dur veya bitir deriz. Şimdi arkadaşlar burası çok basit ve bir algoritmanın tasarlanma biçimi. Şimdi burada daha iyi kavrayabilmek için değinmemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesi. Arkadaşlar işlem sırası. İşlem sırası bir algoritmada çok çok önemlidir. Yani ne demek istiyorum? Birinci sayıyı gir yerine. İki sayıyı topla. Yani ikinci adıma iki sayıyı topla. Dördüncü adıma birinci sayıyı gir dediğimiz zaman karmaşıklık yapmış oluyoruz ve karmaşıklığa yol açmış oluyoruz. Diğer hususlar ise daha iyi anlatabilmek için başla ve dur veya bitir. Arkadaşlar, algoritmanın birinci adımı her zaman için başladır ve son adımı bu algoritma örneğimizdeki beşinci adım. Son adım ise dur veya bitirdir arkadaşlar. Aradakiler yer değiştirebilir kendi arasında, yalnız işlem sırası çok çok önemlidir arkadaşlar. Hemen akış şemasına geçecek olursak, akış diyagramları veya akış şeması. Arkadaşlar, algoritmaların görsel olarak simge ya da semboller ile ifade edilmiş şekline akış diyagramı adı verilir. Akış şemalarının algoritmalardan farkı, adımların simgeler şeklinde kutular içerisinde yazılmış olması ve adımlar arasındaki ilişkilerin ve yönünün okular ile gösterilmesi. Arkadaşlar okular ile gösterilmesi durumu. Yani şimdi şekillerine bakacağız. Ondan sonra bir tane örnekle hemen ne demek istediğimi açıklayacağız. Şimdi arkadaşlar kullandığımız şekiller. Dedik ya, şekiller ve sembollerle ifade edilir. İlk şeklimiz arkadaşlar. Ne dedik? Başla, dur veya bitir. Başla. Sürekli akış şeması da tasarladığımız zaman başla için daireyi kullanırız. Paralel kenar olarak da paralel kenar şeklimiz için giriş ve çıkış değerleri, yani giriş ve çıkış değerlerini bu kutucuğun içine yazıyoruz. Arkadaşlar hesaplama ve değişken atama dikdörtgen içerisinde kullanılıyoruz. Karar verme. Arkadaşlar karar verme ve karşılaştırma durumunu ise kare içerisinde kullanıyoruz. Son olarak da arkadaşlar bizim bir tane yazdırma işlemimiz var. Onu da bu geometrik şekil içerisinde kullanıyoruz. Hemen bir örnekle daha iyi anlayabilmek için hemen bir örneğe geçiyoruz. Arkadaşlar ilk örneğimiz de aynı örneğimiz. Verilen iki sayının toplamını bulup ekrana gösteren algoritma. Hemen arkadaşlar başlayı yapıştırdık. İlk orada başta dediğim gibi ok. Arkadaşlar şurası. Başla dedik. Dairemizin içine başla yazdık. Yalnız nereye gideceğini göstermek için oku hemen yazdık. Başladan sonra değişkenimiz olan birinci sayıyı gir diyoruz. Birinci sayıyı gir. Ne yaptık? Direkt paralel kenarın arasına yazdık. Arkadaşlar ikinci sayıyı gir. İkinci değişkenimiz. İki sayıyı topla. Dikdörtgen içerisinde. Burada bir işlem söz konusu. Sonucu yazdırma. Geometrik şeklimiz yine farklı bir şekil. En son ise arkadaşlar başta algoritmada değindiğimiz en önemli yerlerden bir tanesi. Dedik ki bir algoritma veya bir akış diyagramı zaten devamı. Başla ile başlar. Şurada arkadaşlar. Kesinlikle başla ile başlar ve dur komutu ile bitirilir. Başla ve dur aynı işlemler içerisindedir. Aynı geometrik şekil içerisindedir. Aralarındakiler işlem sırası göz ardı edilmeden yer değiştirilebilir. Yani işlem sırası bizim için çok çok önemlidir. Şimdi arkadaşlar
Günlük hayatta algoritmayı biz nerelerde nasıl kullanabiliriz? Bir onun için küçük bir video izleyeceğiz. Hemen o videoyu açıyorum. Arkadaşlar şimdi okula gitme algoritmasını adım adım öğreten bir video burası. Yani sabah kalktık, okula nasıl gideceğiz? Okula gittiğimiz şeyleri adım adım, yani zaten biz her gün bunu yapıyoruz veya okula gidenler bunu yapıyor. Biz bunu adım adım göreceğiz. Bakalım algoritma şeklinde. Evden çıkma. Uyandık, evden çıkacağız. Birinci adımımız ne olur? Başladan sonraki komut. Başla dedik, evden çıkacağız. Durağa yürü. Arkadaşlar üçüncü adımımız ise otobüsün gelmesini bekliyoruz. Dördüncü adımımız ne olur arkadaşlar? Gelen otobüse binmek olur. Adımımız, okul durağında in olur arkadaşlar. Geldik otobüsten. Geldik okul kalmamak için koş dedik. Sonra okula vardık ve bitirdik. Günlük hayatta biz bunu neredeyse her gün yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar baştan değinecek olursak biz neylerden bahsettiğimizi hemen tekrar baştan başlatalım. Algoritmadan bahsettik. Algoritmanın ne olduğundan bahsettik. Problemin çözümü için izlenecek, tasarlanacak yol olarak tanımladık. Küçük bir örnek çözdük arkadaşlar ve burada değinmemiz gereken 3 hususa. Çok önemli hususlardan bir tanesi olan işlem sırası ve diğer ikisi de başla ve bitirin kesinlikle olması dedik. Akış diyagramının ne olduğuna baktık. Algoritmaların görsel olarak simge ya da sembollerle ifade edilmiş biçimine biz akış diyagramı dedik. Hemen şekillere geldik. Şekilleri gördük. Dairemizin başla veya dur olduğunu, paralel kenarın giriş ve çıkış değerleri, dikdörtgenin hesaplama ve değişken atama diye gösterdik. Kareyi de karar verme veya karşılaştırma durumu, şu geometrik şeklimizi de yazdır olarak ifade ettik. Bunun üzerine bir örnek çözdük. Burada da hususlara dikkat ederek konuyu küçük çapta anlatmış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler arkadaşlar.